Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Ford Courier'ın yedek lastik stepnesini nasıl söküp takacağız o konuyu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Lastiğimiz patladı ve yolda kaldık arkadaşlar. Şimdi lastik patlayıp yolda kalmadan önce belirli aralıklarla mutlaka yedek lastiğimizin havasını kontrol etmemiz gerekir. Yani yedek lastiğimiz var, anahtarımız var, her şeyimiz var. Yedek lastiğinde havası yok. Geçmiş olsun arkadaşlar. Dağda, belde hiçbir işe yaramayacaktır. O yüzden lastiğin havasını kontrol etmek çok önemlidir. İkinci husus, aracınızı alır almaz aracınıza mutlaka kaliteli bir markadan. Ben İzeltaş kullanırım. Bu konuda çok iyidir. Artı T anahtar. Bijon sökme anahtarı mutlaka temin edin, alın. Ben bunu 70-80 liraya almıştım. Çünkü neden bu anahtarı alacağız? Abi, bu aracın üzerinde orijinal söküp takma anahtarları yok mu? Evet var arkadaşlar, ama 5 para etmez. Mutlaka bu anahtardan almanız lazım. Lastiğinizde hava var vesaire, ama tekerini sökemiyorsunuz. Gene bir işe yaramayacaktır. Lastiğin havasını ve bijon anahtarını mutlaka alıyoruz. Lastiğin havasını kontrol ediyoruz. Ondan sonra gönül rahatlığıyla yola çıkabiliriz. Şimdi lastiğimizi artık rahatlıkla bu model için sökmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Bakın, bu aracın kirkosu tam da burada. Ama lastiğini bir türlü bayağı kalın bir, güzel bir lastik koymuşlar arkadaşlar. Bu da çeki demirinin kancası. Bununla işimiz yok. Şimdi biz burada şu kirkomuzun sabitleme vidasını şu vaziyette sola doğru çevirerek, yani arabanın önüne doğru sökeriz. Sökeriz. Daha ne kadar uzun bu? Evet, bunu da aldık. Şöyle. Böylelikle kirkomuzu söktük arkadaşlar. Bize ikinci lazım olacak olan aracın orijinal bijon anahtarı. Peki abi, demin bir işe yaramaz, 5 para etmez falan diyordun. Yarar. Bu da atılmayacak. Şöyle yarar. Çünkü bunun arka tarafı, arabanın yedek lastiğini, kirkosunu sökebilmek için şu kısmını kullanacağız dostlar. Şimdi karşımıza bir sorun daha çıkacak. Maalesef bu araçlarda bijon kapakların üzerinde, bijon vidaların üzerinde kapaklar var. Onlar zamanla bozulur. Normal şartlarda bu arabanın bijonunu tutan bijon numarası 19'dur. 19'luk tarafıyla sökülmeye çalışır, ama girmez. Sadece şu kadar uç tarafı giriyor. Çünkü kafası bijon vidasının dışındaki kapak aşınmıştır. Birazcık böyle normalin dışına ebatları taşmıştır. Lokma yerine girmeyecektir arkadaşlar. Eğer böyle bir durumu yeni fark ederseniz, bu işlemi bitirdikten sonra, şimdi nasıl sökeceğinizi anlatacağım, ama bir lastikçinize gidin. 4 tane arabanızın 4 tekerinin bijonlarını birden değiştirin. Bu sorunla bir daha muhatap olmazsınız arkadaşlar. Şimdi etrafta belki çekiç bulamazsınız. Anahtarınız mevcut da varsa, şöyle bir çekiçle, bir taşla arka tarafına vurarak bijon vidasının yerine oturmasını, bijon anahtarının yerine oturmasını sağlarız arkadaşlar. Evet, bu işlem için bir elimizle şöyle tutar, diğer sol ayağımızla da şöyle bijon vidasına üstüne bastırırız ve bijon vidamız böylelikle gevşemiş olur arkadaşlar. Şimdi burada sert vurarak çaktık ya, tekrardan vurarak birazcık gevşekten sonra anahtar çıkarmamız lazım, ki yoksa ağzından somunu çıkaramayacağız dostlar. Evet, aynı bu şekilde. Şimdi bakın, artık bijon somunu iyice gevşedi dostlar. Aynı şekilde sırasıyla işlemimi çaprazdan devam edeceğim. Şimdi bu bijon gevşetme işine başlamadan önce kirkomuzu mutlaka arabanın altına koymakta fayda var. Çünkü çok fazla gevşetirseniz poryadan gevşeyip vidaların üzerine yük binip kasıntı oluşturabilir dostlar. Şimdi burada bir husus daha var. Bakın arkadaşlar, şuraya şöyle bir kanal yapmış
firma biz her zaman Kirko'yu şu vaziyette, yani şu yüksek kısım arabanın altına gelecek şekilde takarız ve aynı zamanda da Kirko noktasını tam da şurada ok işaretiyle göstermişler. Alt tarafından da tam nereye dayayacağımızı şimdi göstereceğim arkadaşlar. Tam ok işaretinin hemen ileri tarafında bakın şöyle bir çıkıntı var. O çıkıntı bizim kirkomuzdaki şu girinti kısmına şöylece şöylece oturacak bakın arkadaşlar. Şöylece oturacak ve kirkomuzu yavaş yavaş yukarıya kaldıracağız arkadaşlar. Kirkomuzun bakın şurada bir kaldırma kolu var. O kolunu şöyle yukarıya aldırıp birazcık boşluğunu evet şöylece çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi altına doğru yaklaştırıyorum. Ve demin tam gösterdiğim yerine koyduktan sonra önce yukarıyı denk getirip sonra alt tarafına doğru yaklaşmasını sağlıyorum arkadaşlar. Boşluğunu aldım. Tam yerine oturdu. Burada şöyle bir şey fark ettim. Şu ok işaretinden çok az öne doğru alsak iyi olacak. Çünkü tam o geçtiği haznede iki tane onluk iki tane vida var. Ona denk geliyor. Düzgün bir şekilde yerine oturmuyor arkadaşlar. Düzgün bir şekilde yerine oturduğundan emin olduktan sonra kirkomuzu kaldırabiliriz. Şimdi burada şöyle bir husus var. Sizin belki zemininiz benimki gibi böyle beton, parke, döşeme vesaire değildir. Belki çamurdur, topraktır, yumuşak bir zemindir. Kirkoyu kaldırmanıza rağmen kirko gömülüyor olabilir. Ya arabanızda şöyle el kadar bir tahta parçası bulunduracaksınız bu tür ihtimallere karşı, ya da etrafınızda bulabildiğiniz yassı, taş parçası, odun dal parçası gibi malzemeleri kirkonuzun altına koyup kirkonuzun gömülmesine engel olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim, bunu kaldırırken kaldırması da bu arada çok rahat, yani bayanlar çok rahat bir şekilde bunu kaldırabilir. Erkek gücüne ihtiyaç yok, ama işte bijonları sökmek biraz bayanlar açısından sıkıntılı olabilir, çünkü bayağı bir güç uygulamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada söylemek istediğim bir husus daha var. Bu işlemi lastik patlamadan önce müsait bir zamanda bir kenarıya çekin. Buna yarım saat, bir saat zaman ayırın. Lastik söküp takma tatbikatı yapın arkadaşlar. Çünkü inanın birçok iş, birçok çalışma böyle video başında göründüğü kadar kolay olmuyor dostlar. Şimdi evet tekerimi arka teker boşa çıkacak kadar alt tarafında boşluk olunca, yerden kesilinceye kadar kaldırırız. Ama bu işlemden önce de, tam kaldırmadan önce de arka stepneyi söker, arabanın altına atar. Olası bir düşmelere karşı da tedbirimizi almış oluruz. Hadi stepneyi sökelim. Yedek lastiğimizde, stepnemizde bu modelde arabanın alt tarafında arkadaşlar. Ama sökme vidası, caraskal vidası da hemen bagajın beyaz bir kısım gözüküyor. Bakın şurada tam da oradan sökeceğiz dostlar. Şimdi şu kapağı kaldırıyoruz. Şu kapağı kaldırıp bijon, orijinal bijon anahtarıyla bunu evet arabanın ön tarafına doğru çekerek sökme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tam da şu şekilde arkadaşlar. Biz bunu gevşettikçe lastik alt taraftan aşağıya doğru inecek dostlar. Evet arkadaşlar. Kolumuzu dediğim gibi ön tarafa kadar çevirdik. Biraz daha boşalmasını sağladıktan sonra kolumu yerinden çıkarıp arabanın bagajına bıraktım ve arabanın altına doğru eğilebiliriz. Lastiği arabanın altından birazcık daha
kendimize doğru çekebilmemiz için üst tarafındaki, bakın şurada bir halat gözüküyor. Üst tarafında vidasını gevşetip halata birazcık daha bolluk verdireceğim arkadaşlar. Evet, lastiği. Bakın şöyle. Zaten ikinci bir koruma kilit mekanizması daha var. Evet, lastiğimizi bu kadar dışarıya almamız yeterli dostlar. Evet, şimdi bakın burada bu halat sisteminden hariç bir de kilit sistemi koymuşlar. Bu kilit sistemini şöyle elimizle çevirerek rahat bir şekilde sökebiliyoruz arkadaşlar. Söktükten sonra da tam da şu kısımda bakın şöyle bir kapak var. Bu kapağı şöyle yukarıya alıp daha sonra bisikletlerde bulunan fren halatlarının başı gibi bir başa sahip bir geçme halatın başlık kısmı var. Bir daha göstereyim. Şöyle duruyor. Bakın şuradaki kanal şöyle gelmiş. Biz bu kanaldan halatı şu vaziyette çevirip sonra şöyle küçük salınımlarla bu halat başlığını yerinden çıkardığımız zaman artık lastik boşa çıkıyor arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar lastiği sökmeye başlamadan önce, kirkoya kaldırmadan önce mutlaka yedek lastiğini söküp arabanın altına doğru şöyle itiyoruz. Olası bir kirkonun boşalmasına düşmesine karşı tedbir almış oluyoruz arkadaşlar. Bu da güvenlik anlamında önemli konulardan bir tanesiydi. Evet, lastiğim hala tam boşa çıkmamış. Kirkoyla biraz daha şöyle kaldıralım. Evet, tekerim şu anda tam anlamıyla boşa çıktı ve alt tarafında sürten yeri kalmadı arkadaşlar. Şimdi vidalarımı, bijon somunlarımı güzelce gevşetebilirim arkadaşlar. Bakın şu hareketlerle de eğer T anahtarınız varsa somununuzu daha hızlı söktürebilirsiniz arkadaşlar. Evet. 4 somunumuz birden söktük. Tekerimiz bazen çok kolay yerinden çıkmayabilir. O yüzden tekerimize şöyle tekme vurarak bakın yerinden çıkarttırırız dostlar. Evet. Bu lastiğimizi aldık. Şimdi bu lastiğimizi yine bir kenara koymuyoruz. Arabanın altına koyuyoruz. Olası düşmelere karşı emniyeti elden bırakmıyoruz arkadaşlar. Lastiğimizi takabilmemiz için bijon vidalarımıza deliklerine denk getirip hafiften yukarıya kaldırıp yerine oturtuyoruz. Lastik hemen rahat durmayacaktır. Şöyle bir ayağımla alt tarafından destekleyip somunu da elle arabanın önüne doğru, sağa doğru çevirip tutturuyoruz arkadaşlar. Evet, somunuları boşluklarını aldıktan sonra artık bakın boşluklarını aldık. Daha sonra yine arka tarafından güzelce çakarak karşılıklı bir bundan bir bundan öne doğru şöyle güzelce sıkmasını yaparız. Ha, sıkmasını iyice yapabilmek için gene aynı şekilde bunu arkasına çaktıktan sonra iyice ayağımızla sıkabildiğimiz kadar bunları karşılıklı şekilde sıkar. Ondan sonra yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Benim lastiğim patlak olmadığı için arkadaşlar çelik jantını, lastiğini yerine takıyorum. Bunda da aynı. Deliklerini denk getirip
yerine oturtmamız lazım. Evet. Bu biraz daha çelik canta olduğu için kendiliğinden tam da yerinde duruyor arkadaşlar. Somunlarını tutturalım. Burada önemli bir hatırlatma. Siz lastikçiye lastiklerinizi söktürüp taktırırken mutlaka somunlarını elle tutturmasını isteyin. Elle 2-3 tur tutturduktan sonra makineyle sıkabilirler. Sorun yok ama direkt makinenin ağzına takar sonra makineyle birlikte tutturursa arkadaşlar bijon vidalarımız, somunlarımız maalesef yalam oluyor dostlar. Bu da bir önemli konuydu. Bijon anahtarımın 19'luk kısmıyla boşluk alıyoruz arkadaşlar. Direkt sıkmayız. Çapraz sıkarız. Karşılıklı sıkarız. Yoksa foryaya otururken jant düzgün oturmayacaktır arkadaşlar. Evet. Boşluğu aldıktan sonra ve bir miktar tork uyguladıktan sonra kirkomu gevşetirim ve lastiğimin yere basmasını sağlattırırım arkadaşlar. Eğer lastiğimiz stepnenin üstüne basacaksa, arabamız stepnenin üzerine basacaksa indirince stepneyi altından çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Evet, lastiğim yeterli bir şekilde, arabam yeterli bir şekilde aşağıya kadar indi dostlar. Şimdi bijon vidalarımı güzelce evet sıkabilirim arkadaşlar. Bunun için ayağımızla ve elimizle sıkma işlemi yaparız. Öncelikle kirkomuzu toplamakla işlemimize devam edelim arkadaşlar. Evet. Kirkomuz tam bu pozisyonda kalmayacak. Tam kapatmamız gerekecek arkadaşlar. Ara ara da şuralarına ve çalışan kısımlarına yağ sürmeyi de unutmuyoruz. Şuraya ve şuralara arkadaşlar. Hem kirkomuz rahat kaldıracak hem de aşınmayı ve bozulmaları engellemiş olacağız arkadaşlar. Boştaki kolumuzu da bakın şu vaziyette şöylece kapatıp yerine takabiliriz artık. Yedek lastiğin kilit mekanizmasını arkadaşlar arka tarafından şöylece geçiriyoruz ve vidasını da bakın şuradan bijon vidasının 4 tanesinden bir tanesine takıyoruz dostlar. Lastiğimi hem halata hem de kilit mekanizmasına doğru birazcık yaklaştırıyorum. Önce emniyet vidasını güzelce yerine tutturup sıkıyorum. Burada şöyle bir ince nüans var. Bu kısmına hafiften ince yağ bulabilirseniz gres yağı sürüp dişine öyle sıkarsanız yarın bir gün sökerken zorluk çekmezsiniz. Paslanmayı önlemiş olursunuz arkadaşlar. Evet, bunu elle sıkacağız. Anahtarla falan sıkmayın. Yoksa sökerken problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de az önce sökerken yaptığımız gibi
silindir başlığı, halat başlığımızı kanalından geçirip sonra yukarı tarafına doğru çevirip üstünün kapağını yerine oturtuyoruz ve lastiğimizi aracımızın altına sürüyoruz arkadaşlar. Orijinal bijon anahtarıyla da caraskal sistemini, vidasını söktüğümüzün tam ters istikamete doğru çevirip lastiğimizi yerine sabitliyoruz arkadaşlar. Bu kez sola doğru, arabanın gerisine doğru, önce önüne doğruydu. Evet, bakın yüke bindi. Çok aşırı derecede sıkmayız. Yoksa malumunuz, gördüğünüz o halatı koparabilirsiniz. Altına eğilip lastiğin hareket etmediğinden emin oluncaya kadar hafiften daha sertlik verebilirsiniz. Tam yerine oturmuş ve oynamıyorsa artık lastiğimiz olması gerektiği gibi sabitlenmiş, sıkıştırılmış anlamına gelir arkadaşlar. Bijon anahtarımızı yerinden çıkarır, üst tarafındaki kapağını da yerine oturtur. Daha sonra kirkomuzu yerine takabiliriz. Bakın kirkonun tam da şurada şöyle bir arabanın şasesinde bir çıkıntısı var. Kirkonun da şuradaki yerine denk getirerek şöyle oturturuz. Sonra söktüğümüz vidasını yerine sıkarız arkadaşlar. Kirko vidasının düzgün sıkılı olması ses, kirkonun ses yapmaması anlamına gelir. Bunu düzgünce sıkın ki bagajınızdan tıkırtı lıkırtı bir şey gelmesin arkadaşlar. Çeki demiri içinde kullandığımız şu halkayı da bunun üzerine şöyle sıkıştırıyoruz dostlar. Bijon anahtarımızda arkadaşlar bir şurada bir de hemen yukarıda aynısından geçme plastikleri var. Onlara geçirerek işlemimizi kapakla birlikte bitiririz dostlar. Peki arkadaşlar, maalesef biraz uzun bir video oldu ama detayları atlamayı istemedim. Zamanınız az ise işe yarayan bölümlerini izleyebilmek için hızlı oynatma özelliğini kullanabilirsiniz. Böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.